DT Akademi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yazar ve eseri söyleşimizin yeni bir konuğu var değerli izleyiciler. Bugün Emine Yüksel hanımefendi ile Hristiyanlıkta Kurtuluşun Anahtarı Şefaat kitabı üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Emine Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. İyisiniz umarım, her şey yolunda. Çok şükür hocam, siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Bu programda rutin olduğu üzere aksaklık olmadan çok şükür devam ediyor. O açıdan çok mutluyuz. Şimdi de bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Öncelikle sizi tebrik ediyorum kitabınız için. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun hepimize inşallah. Evet, DTA Yayıncılık titiz bir çalışmayla kitabı basıma hazırladı. Makbu ve e-seçenekleri, e-yayın seçenekleriyle okuyucuyla buluştu. Bugün kitabı üzerine Emine Yüksel hanımefendi ile bu kitabın hikayesini konuşacağız. Bakalım kitap nasıl oluşmuş, diğer programlarımızda yaptığımız gibi aslında kitabın hikayesini konuşacağız tekrar. Emine Hocam, öncelikle böyle kısaca kendinizi bir tanıtır mısınız? Nelerle uğraşıyorsunuz? Konuyla ilginiz ne boyutta, neler yapıyorsunuz, bize kısaca anlatırsanız seviniriz. Tabii ki hocam. Kitap aslında yüksek lisans tezimin bir düzenlenmiş hali. Şu an Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde doktora öğrencisiyim. İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi alanında çalışıyorum. Aynı zamanda İmam Hatip Lisesi'nde meslek dersi öğretmeniyim. Bu şekilde iki şekilde götürmeye çalışıyoruz. Çok güzel. Yani normal hayatınızda da bilim faaliyetleriyle ilgileniyorsunuz, eğitim faaliyetleriyle ilgileniyorsunuz. Aynı zamanda akademik hayatınızla da bunu devam ettiriyorsunuz. Tebrik ederim. Öncelikle konuyu biraz çerçevesini çizersek, yani bir tez konusu olma süreci hakkında bize neler anlatırsınız? Özellikle bu konularda sizin gibi bu aşamalarda olan, bu seviyede olan arkadaşlarımız bu konuyu belirlerken sizden belki ilham alabilirler diye düşünüyorum. Şefaat kavramını belirlerken nasıl bir metodoloji çizdiniz? Aslında hocam ders döneminde ortaya çıktı. Dersleri işlerken Hristiyanlık konusu üzerinde hocalarımızla konuşurken rahmetli Mehmet Aydın hocamız vardı. Bize Konya'da Aziz Pavlus Kilisesi var, oraya götürmüştü. İtalya'dan bir peder gelmişti Hristiyanlıkla ilgili sorularımızı cevaplamak için. Orada Hristiyanlıkla ilgili konuları konuşurken İsa'nın bulunduğu konum, işte Tanrı yanındaki Meryem'e olan yakınlığı, bu gibi konuları işlerken İsa'nın aracılık kavramı üzerinde durulmaya başlandı. Gerçekten aracı mı değil mi, hem Tanrı özelliği hem kişisel özelliği konuşulurken oradaki peder aracı olduğunu söylemişti, yani şefaatçi olduğunu. Oradaki kitaplara baktığımızda da yine aynı, işte kilisede dua kitaplarını inceledim. Oradaki dua kitaplarında da İsa'nın yanında işte Meryem'in, azizlerin, belirli kişilerin de şefaati üzerinde durulduğunu gördüm. Sonra bu konuya biraz yavaş yavaş artık girmeye başladık. Yani ders döneminde ortaya çıkan bir kavram oldu benim için. Aslında burada belki siz çok kısaca anlattınız ama ben şu açıdan bunu çok kıymetli görüyorum. Yani sadece teorik okumalarımız yetmiyor. Bir de çevremize olan ilgimiz bize bir tez konusu buldurabiliyor, değil mi? Evet hocam. Yani burada özellikle bir dikkat, bir ilgi ve sonrasında gelen bir merak size harika bir tez konusu buldurmuş. Bu açıdan arkadaşlarımızı, özellikle bizi izleyen genç araştırmacılara, çevrelerine çok fazla dikkat etmeleri gerektiğini tavsiye ediyoruz. Çok güzel. Peki bu şefaat kavramı genel anlamda Hristiyanlıkta nasıl tanımlanıyor Emine Hocam? Genel bir çerçevesini bize çizebilir misiniz acaba? Tabii ki hocam. Aslında şefaat kavramı sadece Hristiyanlıkta olan bir kavram değil. Genel olarak şefaate baktığımızda işte kişinin günahlarının affedilmesi, isteklerinin yerine getirilmesi açısından Tanrı katından aracı olmaları, yani avukatlık, savunuculuk gibi düşünebiliriz. Hristiyanlık açısından da yine bu şefaat kavramı, işte dindarlar açısından, bunlar günah kavramı da çok üzerinde durdukları için, kendilerini de günahkar olarak kabul ettikleri için, günahsız biri tarafından, Tanrı katında kutsal kabul edilen biri tarafından, bunların günahlarının bağışlanması, isteklerinin yerine getirilmesi açısından
Yani ona iletiyorlar isteklerini, o da Tanrı'ya ulaştırıyor. Bir nevi aracılık diyebiliriz yani. Evet, peki hangi temel kavramlar etrafında toplanıyor şefaat kavramı? Yani bunu özellikle anlamlı kılan uygulamalar ya da kavramlar, temel terimler nelerdir acaba? Aslında şefaat kavramı en çok günah ve kurtuluş kavramıyla iç içe. Bunun dışında çarmıh, araf düşüncesi, cennet cehennem kavramı, bu gibi kavramlar da etkileşimli ama en çok kurtuluş ve günah kavramıyla bağlantılı hocam. Evet. Peki, yani daha çok yapılan uygulamalar nelerdir? Yani bir şefaat olgusunun ya da şefaatin gerçekleşme durumu, olasılığı, yani en azından imani bir konu olarak insanları rahatlatıcı yaptığı, işte duanın, ibadetin makbulü için. Yani nasıl bir ruh halinde oluyor bir Hristiyan? Bu konuda biraz daha uygulamayı detaylandırabilir miyiz acaba? Aslında ibadetlerini günlük ibadetler ve bunun dışında işte kiliselerde yaptığı ibadetler olarak görebiliyoruz. İbadetle dua da iç içe olduğu için her anlarında şefaat kavramı var aslında. Bir de dediğim gibi hocam günah kavramıyla da bağlantılı olduğu için günahtan kurtuluş düşüncesi, yani bunları tamamen ahirette kurtarmak düşüncesine dönüşmüş durumda. Hani Adem'den gelen bir günahtan bahsediyorduk, asli günah dediğimiz. İsa'nın çarmıha gerilişi, bundan kurtuluş. Ama bundan sonra da kişinin bireysel günahları, günaha yatkınlığı devam ettiği için işte vaftiz olsun, tövbe sakramenti olsun, günah çıkarma olsun. Ama bundan sonra uygulamalarına bir de şefaat düşüncesi de girmiş. Çünkü bunlara göre kendileri günahkar, Tanrı ile aralarındaki iletişim kopmuş durumda. Bu kopukluğu gidermek için de başta İsa olmak üzere, çünkü onu mutlak şefaatçi olarak görüyorlar. Yani tüm mezhepleri açısından da bu şefaat düşüncesinde İsa var olan bir kavram. Onun dışında daha sonra işte Meryem'in İsa'ya yakınlığı ön plana tutulduğunda İsa'nın annesi olması, Tanrı annesi olması sıfatıyla Meryem devreye giriyor. Sonra azizler işin içine giriyor. Sonra duanın da içinde yer aldığı için, ibadeti de tamamlayıcı olarak gördükleri için kurtuluş planının bir parçası diyebiliriz. Evet, burada özellikle yani dindar bir Hristiyan için aslında şefaat günlük bütün rutinlerin içinde var. Yani şefaat düşüncesi, kurtuluş için duyarlı olma, sürekli olarak o amacı yani niyet içinde olma, dindar bir kişi olma. Daha doğrusu dediğiniz gibi aslında günaha bulaşmamak için bütün eylemlerini günlük, haftalık, yıllık ve ömrün geri kalanında bu kurtuluşa ermek için bir anlamda yani duyarlı olmakla geçiriyor. Yani iyi bir dindar olmakla geçiriyor. Peki bunu yani başarabilmek ne kadar önemli? Yani şimdi bizim biraz daha böyle Müslüman kimliğimizle bakıyoruz ama bazı sakınmalar var bizde. Dolayısıyla onlar biraz daha tabiri caizse bu ayrımı çok fazla gözetmiyorlar. Yani tabii İslam ve Hristiyanlık birbirinden farklı ama temelde de yani bir dindar olarak biz dışarıdan baktığımızda bunu sanki çok görmüyoruz gibi. Yani bu kurtuluş için gösterilen bu hassasiyet yani mezhepsel bağlamda mı çok ağırlıklı yoksa gerçekten var da biz mi görmüyoruz? Örneğin bunu biraz daha böyle yorumlayabilir miyiz acaba? Yani kendilerince gerçekten bu var ama biz mi görmüyoruz? Yoksa yani çok asketik bir yaşam bunun için gerekli mi mesela? Örneğin Katolikler için mi daha fazla önemsenen bir şey? Diğer mezheplerde bu duyarlılık var mı? Ben biraz da bunu merak ediyorum. Aslında hocam mezhepler açısından baktığımızda İsa'nın mutlak bir otoritesi kabul ediliyor. Yani İsa'nın şefaatinden söz ediliyor. Ama bunun mahiyeti içeriği değişebiliyor. Dediğiniz gibi Katolik ve Ortodokslarda biraz daha fazla. Hatta İkinci Vatikan Konsili'nde zaten bu şefaatin varlığı hepsinin belirli bir konumda olduğu tamamen oturtulmuş, yerleştirilmiş. Daha önce kilise babalarına baktığımızda da ya da Pavlus'un düşüncesine baktığımızda da yine kurtuluş kavramı ön plana çıkıyor. Hatta kutsal kitaptaki kurtuluş kavramı bile incelendiğinde en çok
Pavlus'un mektupları kısmında bu kurtuluş kavramına yer verildiği görülüyor. Mezhepler olarak tek tek bakarsak Katolik ve Ortodokslar biraz daha Meryem ve Azizler konusunda daha ön plandalar. Hatta Meryem'in işte şifa verici olması, ayazmaları, bu ayazmalardaki suların insanlar içince şifa bulması ya da mesela bunları vücutlarına sürünce vücuttaki işte belirli hastalıkların yok olması. Sonra Meryem'in kurtarıcı gücü, orduların generali, bir savaş ya da kötü durumda onlara sahip çıkması. Yani bu gibi şeylere dönüşmüş durumda. Daha çok Ortodokslarda ikonlar da olduğu için bu ikonlara saygı kısmı biraz daha Meryem'i ön plana çıkarmış. Protestanlara gelince onlar biraz daha karışık. Yani Meryem'e bir saygı var ama bu şefaate dönüşmüş durumda değil. Yani onlar biraz daha böyle şey duruyorlar, daha geride duruyorlar Meryem konusunda. Ama İsa'nın şefaati konusunda dediğim gibi daha şeyler, yani şefaati kabul edilmiş durumda. Evet, yani daha çok böyle özellikle ben şahıslar üzerinden yani İsa üzerinden ve Azizler üzerinden daha çok bir düşünsel anlamda bir ağırlık olduğunu sanki hissediyorum. Evet, diğer sakramentlerde rutin olarak vaftizde olsun, bayramlarda olsun, kilisenin çeşitli organizasyonlarında olsun, burada onu göstermek istiyorlar. Ama özellikle dediğiniz gibi Azizler ve İsa üzerinden çok daha belirgin değil mi? Yani burada bizim Azizlerle ilgili de özellikle haç ziyaretleri yani ya da yıllık olarak Azizlerin ziyaret edildiği yerlere yapılan geziler sanırım biraz da bununla ilişkili. Belirli azizlerle ilgili bayramlar hatta oluşturulmuş hocam, günlük planlamada yer alıyor. Ama dediğiniz gibi İsa ve Meryem biraz daha dualarda ön planda. Hatta Evet. Tanrı ismiyle başlıyorlar. İşte İsa'nın adı anılıyor. Kutsal Ruh'un yardımı bekleniyor. Sonra bize merhamet eyle, bize şefaat eyle, yani kurtarıcılığına başvurarak duayı sonlandırıyorlar diyebiliriz. O zaman yani şefaat kavramı yani Hristiyan düşüncesinin merkezinde olan bir şey o zaman değil mi? Evet hocam, kurtuluşla bağlantılı. Her şey var ama sonuçta bütün burada bir şefaat düşüncesi var sanırım. Evet hocam, çünkü kurtuluş planı ön planda olduğu için, yani kurtulma çabası ön planda diyelim. Bundan dolayı da şefaat onlar için olmazsa olmaz. Hatta bir cümlede okumuştum. Şefaatçisi olmadan kimse cehennemden kurtulamaz olarak geçiyor. Yani bir kişinin şefaatçisinin olmasının şart olduğu. O da insanın günahkar olması, bu günahlardan kurtulma çabası olarak ön plana çıkıyor. Yani bu biraz da kilise merkezli olmasının tabii etkisi de var sanırım. Yani sonuçta bu duyarlılığı, yani bu telkinleri ve bu hatırlatmaları diyelim cemaate düzenli olarak kilisenin yapması gerekiyor. Ve kilise insan arasında yani kilise ve takipçileri arasında da bir bağın oluşturması gerekiyor. Burada kilise ne konumda ya da kilisenin işte yani din sınıfının rolü etkinliği nedir? Böyle özel bir çaba var o zaman anladığımız kadarıyla. Çünkü bunu sürekli hatırlatmak ve uygulayabilmek için kilise birilerinin gelmesi gerekiyor. Bildiğimiz gibi de aslında kilise merkezli bir din. Tanrısal, göksel krallığın tabiri caizse yeryüzündeki temsilcisi bu anlamda kilise. Çoğu dinde de böyledir. Kutsal mabet olmasından ötürü ama dolayısıyla burada kilisenin biraz etkinliğini belki konuşmak lazım diye düşünüyorum. Aslında hocam inananları bir arada tutma çabası diyebiliriz. Çünkü bunlara göre inananlar bir arada olmaları gerekiyor. Bu da şeyden kaynaklı. Mesela biri bir hata yaptığında hepsine geçtiğine ya da biri bir iyilik yaptığında hepsini etkilediğine inanıyorlar. Bunu Adem'den gelen günahla da anlayabiliriz. Hani nasıl ki onun günahı hepsine sirayet etmişti ve İsa bunları kurtarmıştı. Aynı zamanda biri bir iyilik yaptığında da diyor diğerlerini de etkiler. Yani bir arada tutma çabası. Aynı bu yeryüzündeki birliği göksel birlik olarak da adlandırmışlar. Yani gökyüzünde işte Tanrı'nın yanında yer alan İsa'nın olması, Meryem'in olması, işte Tanrı'nın katında belirli bir değeri olan insanların yer alması, onların da o gökteki birliği yeryüzündeki insanların kurtulma çabasıyla ön plana çıkıyor. Aslında bu Hristiyan birliğini ön plana çıkarma diyebiliriz. Kilise de bu birliği oluşturmaya çalışıyor.
Yani güçlü bir cemaat vurgusu var. Yani bireysellikten çok toplumsal bir çağrı aslında. Yani onun için de şefaat, kurtuluşu erebilmek için bir arada bulmak gerekiyor dediğiniz gibi. Bu da dinin yani kilise dışında çok fazla insanların kiliseden uzaklaşmasını da engellemiş oluyorlar. Yani merkezde yine bir kilise var ve herkes bu birlikleri ancak kilise sayesinde sağlayabiliyor. Dolayısıyla gerçekten kilisenin etkinliği çok önemliymiş. Evet Bunu hocam, görüyoruz. aynı zamanda bireysel dualarında da görüyoruz aslında. Yani evdeki yapılan dualarda da. Yani ben bunu araştırırken belirli bir dua kitabı bulamadım aslında. Çünkü ayinlerde kullanılan bir dua kitapları var mezheplere göre, Katolik, Ortodoks gibi. Bunun dışında mesela bazı pederler tarafından yazılmış bireysel günlük dualar da ön plana çıkmış. Yani mesela 20 günlük bir dua diyor. Her güne bir dua konulmuş. Bu dua içinde de yine İsa, Meryem ya da azizlerin isimleri yine aynı şekilde oluşturulmuş. Yani kişi kilisede olsa da bireysel olsa da yine bu planın içine çekilmiş durumda. Yani yine İsa ve Meryem'in şefaatine yine başvuruyor. Yani güçlü bir aidiyet var değil mi? Yani dışarıda da olsa güçlü bir aidiyeti oluşturmak için özellikle din adamları dediğiniz gibi yani büyük bir sorumluluk almışlar o zaman. Evet Yani hocam, aynı zamanda İsa'nın teşvik de bu konuda etkili olmuştur. Çünkü hani kutsal kitapta da İsa'nın "isteğim size verilecek, o kapıyı çalın size açılacaktır" gibi sözleri. Hani bir şey yok resmi. İbadetlerinde belirli bir vakit, belirli bir zaman, belirli bir dil kullanmaları istenmiyor. Ama ibadetlerine baktığımızda İsa'nın istediği işte putperestler, ferisiler gibi dua etmeyin. Gizli evinizde, odanızda dua edin şekliyle geçiyor. Bunun yanında Tanrı'yı bir baba olarak görmeleri ve ona o şekilde yaklaşmaları, iletişimlerini o şekilde korumaları ve bundan sonra da zaten Tanrı'ya yönelen bir dua, İsa'nın ismiyle bir başlama geleneği oluşturulmuş. Bu İsa'nın ismiyle başlama söz konusu da, yani bunlar günahkar ve onları günahtan kurtaran İsa, onun kanı sayesinde kurtuldukları için onu onurlandırma, yani ona yönelme gibi görülmüş. Sonra kutsal ruhun yardımıyla diğerlerinde de işte Meryem'in ismi geçebiliyor, İsa'nın ismi geçebiliyor, azizlerden birinin ismi geçebiliyor. Bunu da bir onurlandırma, ona yönelme olarak görüyorlar. Hani şey olabilir belki, Tanrı'ya yönelen duada bu kadar çok ismin olması Tanrı'nın buna yönelmesine zarar vermiyor mu gibi bir düşünce olabilir. Ama bunlar öyle görmüyorlar. Aksine bu birlikteliği sağlayan, onlara yol gösteren rehberler gibi görüyorlar. Yani Tanrı'ya ulaştıran biri olarak yer aldığı için tam aksine güçlendirdiğine inanıyorlar. yani bizde bazen bir zaman zaman tabii kültürden kültüre, coğrafyadan coğrafyaya göre değişiyor ama yani efendim işte bu fazla şirke girer mi? Ondan sonra bunların bir de malumunuz özellikle yani Hristiyanlıkta azizler ve onların müntesipleri, en azından takipçileri anlamında söyleyelim. Takipçilerinin çok fazla tarikatleşmesi belki söz konusu olmuyor ama İslam'da biraz daha böyle bunlara yönelik belli yollar, silsileler geldiği için bazen böyle dolaştıkları, kendi cemaatlerini, topluluklarını diğerlerinden ayırdıkları şeklinde bir eleştiri de olabiliyor ve zaman zaman da aşırıya kaçtığı şeklinde eleştiriler oluyor. Ama sanki Hristiyanlıkta bunlar biraz daha ortak değer gibi kabul ediliyor değil mi? Yani benim anladığım kadarıyla. Yani Yani evet İslam'da hocam. da bunlar önemli. İslam'da da bütün evliyalar, özellikle din büyükleri dediğimiz evliyalar, yani mezhep imamları vesaire, bunlar da yine bizim için kıymetli ya da işte örneğin sahabeler ya da işte bizdeki mezar ziyaretleri, türbe ziyaretleri, veli ziyaretleri, yani kült dediğimiz ama çeşitli mezar kültleri biraz daha böyle farklılaşmış gibi, biraz halk bilimsel anlamda dindarlığı teşvik edici olarak da biz biraz bunları görüyoruz. Yani insanların dindarlaşmasında da özellikle önemliler. Ama orada daha çok ruhani taraflarına çok fazla vurgu yapılıyor. Yani bizdeki biraz daha böyle günlük hayatı içinde yani halk dindarlığının bir parçası gibi algılanıyor. Çoğu zaman zararsız görülüyor ve makul da kabul ediliyor. İşte çeşitli veliler dediğimiz
manevi önderler, büyükler sıklıkla ziyaret ediliyor. Ama bunların varlıklarına çok aşırı bir teolojik anlam yüklenmiyor. Yani bizdeki daha bir günlük hayatın içinde pratize edilmiş şekilde idare ediliyor, yaşatılıyor. Ama Hristiyanlıkta özellikle İsa ve havarileri ve diğer azizler ve Meryem de olmak üzere ruhani varlıklarına çok fazla anlam yükleniliyor. Ama bu yine de ortak değerler olarak kabul edildiği için kendi içlerinde bir çatışmaya götürmüyor sanırım. Yani böyle şirk ve benzeri Tanrı'nın varlığına bir zarar verme ya da inanca başka ortaklar koşma gibi algılanmıyor sanırım. Yok hocam, bizdeki gibi değil. Onlar da birbirini tamamlama olarak görüyor. Yani Tanrı, İsa, Meryem ya da Azizler, bunlar ortak noktada hepsinin kurtuluşunu sağladığı için bizdeki gibi şirk olarak görülmüyor. Hani bizde de söylediğiniz kavram halk inancına dönüştüğünde, mesela onlardaki Azizler sanki bizde veli dediğimiz kavrama dönüşmüş gibi. Yani herhalde bir insan psikolojisiyle alakalı. Biraz sevgi ve saygı da abartıya geçince tamamen bulunduğu değerden biraz sapabiliyor. Bizde de mesela bazı velilerin işte eşyaları ya da bulundukları türbelerde istekte bulunma, onları aracı kılıp ondan isteyip Tanrı'ya ulaşma gibi ifadelerle de karşılaşabiliyoruz. Ama bizdeki dediğiniz gibi şirk olarak değerlendirilirse onlarda böyle bir kavram ön plana çıkmıyor. Şirk olarak görülmüyor yani. Yani biz biraz da tabii bunun tehlikesini, yani şirk olabilme tehlikesini her zaman uyarıyoruz. Yani biz derken toplumda bu genellikle dikkat edilmesi gereken bir husus olarak. Ama çok dediğiniz gibi bir veli, bir saygın bir kişilik, bir önemli bir şahsiyet olduğu için, mübarek olarak kabul ettiğimiz için onları ziyaret etmek, ruhları için Kur'an okumak ya da en azından rahat edebilmeleri için, ruhlarının rahat edebilmeleri için diye onlara saygılarını ifade edebilmek için bu tür böyle halkın devam ettirdiği pratikler var. Bu çok saf olarak kabul edilir. Yani halis inanç şeklinde çok şey olmayan, abartı olmayan, yanlış anlaşılmaya müsait olmayacak şekilde tamamen böyle dini bilgi içinde, pratik içinde uygulanır. Dolayısıyla oraya dikkat edilir. Ama Hristiyanlık tamamen dediğiniz gibi manevi anlamda tanrısal nitelikleri var bu kişilerin. Yine biraz Meryem'i belki orada konuşmak lazım. İsa'dan sonra Meryem çok önemli bir figür. Duaların İçinde ne kadar önemli Meryem? Yani belki hani bize bazı örnekler verebilir misiniz hocam? Mesela hocam, işte Meryem'in şahsiyeti aslında İsa'nın şahsiyetine bağlı. Biliyorsunuz konsillerle işte İsa'nın Tanrı ilan edilmesinden sonra Meryem de belirli bir süre sonra Tanrı annesi konumuna getiriliyor. Bundan sonra zaten Meryem yavaş yavaş artık belirli yerlerde işte kendisinin görünmeye başladığı, onun belirli kurtarıcılık vasıflarının yüklendiği ön plana çıkmaya başlıyor. Sonrasında da dualarda da yer almaya başlıyor. Mesela ey Bakire Meryem diye başlayan dualarda Meryem'in bakireliği ön plana çıkarılıyor. Şefkatli, merhametli oluşu. Mesela burada orduların generali olarak geçmesi var. Gökyüzünün kraliçesi olarak geçmesi var. Yani duaların içinde yer aldığında farklı ifadelerle yer alıyor. Bunun yanında mesela bazı dualarda da Meryem'e yönelmede İsa da başında yer alabiliyor. Yani İsa'nın isminden sonra Meryem de yer alabiliyor. İç içe geçmiş kavramlar olarak da geçiyor. Ama tamamen işte merhametine başvurma, kurtarıcılığına başvurma, bize merhamet eyle ya da bizi kurtar, bizim günahlarımızı bağışla, Tanrı ile aramızdaki iletişimi sağla gibi ifadelerle yer almış. Azizler için böyle belli bir şey var mı hocam? Hani sıralama daha az önemli mi, daha çok önemli mi bu şefaat düşüncesinde? Bununla ilgili böyle belirgin şeyler var mı acaba? Yani daha çok önemli olan azizler, daha çok ziyaret edilmesi gereken ya da daha az önemli olan, bunu neye göre belirliyorlar ya da varsa neye göre belirliyorlar? Aslında hocam Aziz ve Azizelerin başı olarak Meryem kabul ediliyor. Daha fazla Meryem üzerinde durulmuş. Ama diğer isimlere baktığımızda
İşte mezhepsel olarak Katoliklerde falan bayram isimlerinde belirli isimler ön plana çıkmış. Ama hani bunların doğada yer alması, isim isim yer almasına ben çok fazla girmedim. Çünkü sadece işte Meryem, Azizleri genel olarak araştırdım. Çünkü Azizler çok fazla olduğu için sıralama konusunda da bayağı geniş bir kavramda yer alıyor. O yüzden Azizler çalışmasına çok girmedim. O zaman yani dediniz ya işte o din görevlilerinin de papazların da ya da kilise mensuplarının kendi cemaatleri için bile yazdıkları dua kitapları var. O zaman hepsi bulundukları yerin azizini de o zaman anabilme şeyleri var, durumları var değil mi? Yani böyle olunca da hepsini takip etmek mümkün olmamış oluyor. Evet hocam, dediğiniz gibi. Çünkü o günlük dualarda da yine İsa ve Meryem ön plandaydı. Aziz isminin geçtiğini çok görmedim. Bu Aziz ismi sadece bayramlarda, onlara özel yapılan bayramlarda dua esnasında ekleme gibi oluyor artık son tarafa. Anladım. Bir de tabii yani bir çalışmaya konu olmuş ve en azından bir literatür için iyi bir kaynak olma özelliği gösteriyor. Yani bir yazar olarak yani çalışılmasını önerdiğiniz, çünkü evet bir çalışma hiçbir zaman bitmez ama yani bu konu bu şekilde tamam mı? Yani örneğin işte yeni birisi şunu çalışabilir ya da ben keşke şurayı da alsaydım. Çünkü yüksek lisans zaman ve imkan dahilinde biraz literatüre ve akademiye giriş aşamasıdır aslında. Evet. Dolayısıyla burada çok fazla ben hani bir akademisyen olarak da çeşitli şartları taşıdığı sürece bir yüksek lisans çalışmasını makul karşılarım. Dolayısıyla da doktora uzmanlığa giriş adımı olduğu için bu anlamda belki daha dikkatli olunabilir ama yüksek lisans için bu anlamda bir çerçeve çizmek her zaman yetiyor. Bir yazar olarak bu çalışmayı da yapan birisi olarak ve bu alana da meraklı olan dinleyicilerimiz, değerli kardeşlerimiz için yani eksik gördüğünüz bir yer var mı? Bu konu çerçevesinde söylüyorum. Yani ben sadece Hristiyanlıkta şefaat çalışmıştım. Tabii ki bunda eksiklikler olduğu kesin. Çünkü o dönem içinde sadece bulabildiğiniz kaynaklar açısından ve o anki ruh halinizle hazırlıyorsunuz. Ama şu an mesela İslam'da şefaat kavramıyla karşılaştırılabilir. Ya da Çok güzel. diğer dinlerle karşılaştırması yapılabilir. Ki şefaat dediğimiz hani sadece Hristiyanlık, Yahudilik, İslamiyet gibi de değil. Daha önce antik döneme gittiğinizde bile putlar arasında bir şefaatten dahi bahsedilebiliyor. Hani büyük putlar, küçük putlar, onların arasında da bir şefaat var. Yani bu konularda kişiler isterse yönelebilir. Çok Yani daha güzel. fazla araştırma yapılabilir. Kesinlikle tebrik ediyorum. Yani çok da teşekkür ediyorum. Mesela benim aklıma şey de geldi. Bu bireysel dualardan bahsettiniz. Yani bir metodoloji olmadığı için, bir birlik olmadığı için bu anlamda cemaati sürekli canlı tutabilmek için yazılmış pek çok şeyler var, dua kitapları var. Yani bu dua kitaplarının içeriği örneğin, dua kitaplarının bulunduğu kültüre, cemaatin bulunduğu coğrafyaya göre niteliği örneğin, üslubu, ondan sonra dini boyutu, yani duyguya hitap edip etmediği, ne kadar edip etmediği, kullanılan unsurların teolojik ya da kültürel varsa farklı, yani günlük hayatla mı çok bağlantılı, ilahi boyutu ne kadar vurgulanıyor ya da diğer bölgelere göre. Yani belki burada da yani bir çalışma konusu çıkabilir diye düşünüyorum. Acaba oradaki kültürel farklılık şefaat kavramını etkilemiş midir? Ya da benzer bölgede olup farklı mezheplerde olanların şefaat algısı değil mi? Yani belki bu da bir çalışma alanı olabilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz işin uzmanı olarak ne dersiniz? Estağfurullah hocam. Tabii ki ama dua kısmı ayrı incelebilir. Ben sadece şefaat üzerinden duaları küçük küçük örnekler verdim. Dediğiniz gibi dualarda sınıflandırılmaya gidilebilir. Bunun dışında duaların mahiyeti içeriği bulunduğu coğrafyaya göre de araştırılabilir tabii ki. Evet, yani burada bazı unsurlar dediğiniz gibi dua gibi diğer sakramentlerden örnekler olabilir. Hem bunlar ayrı ayrı şefaat kavramı içinde araştırılabilir. Hem de genel anlamda şefaat bölgesel ya da belli unsurlar tespit edilerek yapılabilir. Bu da yeni çalışma alanları olarak karşımıza çıkıyor. Değerli izleyicilerimize belki şu konuda da bir tavsiyede ya da bir ek bilgi verebiliriz değerli Emine Hocam.
Kitabın özellikle güzel bir kaynakçası söz konusu. Ve aynı zamanda benim için önemli olan kısmı da ekler bölümü var değerli izleyiciler. Burada tövbe duası ayrıntılı bir şekilde tövbe duaları ondan sonra özellikle tövbe dualarında hangi dualar var? İtiraftan önceki dua, itirafa davet duası, itiraf duası, itiraftan sonraki dua şeklinde başlıklandırmalar var. Yine İsa'ya dua var. Yine başka bir ek. Örnekleri falan çok ayrıntılı girmeyeceğim. Yine kutsal ruha dualar var ek 3'te. Kötü ruhları kovma duası, aziler için dua, tüm azilerin bayramı için dua ek 6'da. Ek 7'de iki kısım ölüler günü için, ayin için, ölüler günü ayin için yapılan farklı dualar var. Meryem Ana'ya dua var, yine tesbih duası. Bu şekil yaklaşık 8 ek kendi içine de alt başlıklara ayrılmış dualar var. Ve Meryem Ana'ya yakarışlar diye bir şiirsel tarzda yazılmış bir dua var. Ve devam ediyor. Yaklaşık 11 ek var. Mezheplerde farklı koruyucu melek duaları diye devam ediyor. Bu şekil zengin bir içerikle de ekle de kitabımız oluşturulmuş. Emin Hocam çok teşekkür ederim. Kitabınızın okuyucuya faydalı olmasını diliyorum. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa onları da alayım. Ben çok teşekkür ederim hocam. Bu alanda çalışmak isteyen arkadaşlar varsa konunun onlar için de faydalı olmasını umut ederiz. Çok teşekkür ederim. Aynı zamanda özellikle de rehberliğinize ihtiyaçları varsa Emine Hocama muhtemelen de ulaşılır iletişim mail ve üzerinden. Bunu da okuyucularımıza iletelim. DTA Yayıncılık tarafından çıkarılan Hristiyanlıkta Kurtuluşun Anahtarı Şefaat kitabının Emine Hocamıza ve okura hayırlı olmasını diliyorum. Yeni bir programda görüşmek üzere. Yazar ve eserinin bir sonraki programda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.